Fuarların ticaretteki önemi tartışılmaz. Çünkü ürünleri, değerleri bu fuarlarda biçiliyor. Şimdi sizleri bu fuarlara götürüyoruz. Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. İsfalt firmasına konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın genel müdür yardımcısı İbrahim Sönmez var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey, merhabalar efendim. Merhaba, merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Standımıza da hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk efendim, çok sağ olun. Evet. Öncelikle bizleri bu arada ağırladınız, misafir ettiniz. Tabii. Çok sağ olun, ne çok demek, bizim de sektörün içinden, sektöre program yapan arkadaşlara da her zaman desteğimiz olacak. Olmaya da devam ediyoruz zaten. Çok teşekkürler, evet. Çok sağ olun efendim. İbrahim Bey, ben firmamızdan bahsetmeden önce sizleri tanımak istiyorum efendim. İbrahim Bey kimdir ve bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Evet. Tabii adım İbrahim Sönmez. Doçentim aynı zamanda, bu konuda yol konusunda da uzmanım. Sektöre nasıl girdim derken, sektöre girmem yıllar oldu. Çok uzun yıllar önce girdim. Yaklaşık 26-27. senem. Aslında çocukluktan gelen bir şey de var. Yani çocukluktan itibaren asfalt çalışmalarını gördüğümde ben oradaki işçilerin bile o işçi olabilmek için hangi okula gidilmesi gerektiğini bile sağa sola soran biriydim. Ama kader de böyleymiş. Asfalt mühendisi olmak varmış. Ne zamandır asfaltçıyım? 89'dan beri yol sektöründe, yol inşaat sektöründe ve asfalt işinde çalışıyorum. Evet. Değişik firmalarda çalıştıktan sonra son 17-18 yıldır da İsfalt'tayım. Son yıllarda da İsfalt'ın teknik işlerinden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Süper. İsfalt kim derseniz, İsfalt'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlarda. Tamamen bir özel şirketiz ama sahibimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Burada ne yapıyoruz? Bizim işimiz İstanbul genelinde, özellikle İstanbul içindeki bütün yol ve asfalt çalışmalarını yapmak. Ancak biz bununla yetirmedik kendimizi. Çok iyi bir Ar-Ge oluşturduk. Çok iyi bir laboratuvar oluşturduk. Laboratuvarımız Viyana Teknik Üniversitesi'nden bu tarafa, doğu tarafında yok. Bir tane Viyana'da bizimle aynı ölçekte olan bir laboratuvar Viyana'da var. Avusturya'da Viyana Teknik Üniversitesi var. Ondan bu tarafa yok. Öyle iyi bir laboratuvar oluşturmuş vaziyetteyiz. Her türlü Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz. Hatta iddiamız da var. Hani hep söylerler ya, dünyada ne varsa bizde de var diye. Bizde dünyada olmayanlar da var. O kadar onun üzerine çalışıyoruz. Çok iyi bir ekibimiz var. Çok iyi bir Ar-Ge, çok iyi uygulama üretim ekiplerimiz var. Evet. Avantajımız şu, aynı zamanda Ar-Ge'yi yapmakla kalmıyoruz biz. Aynı zamanda asfalt üretici firmayız. Asfalt uygulayıcı firmayız. Ürettiğimiz ürünü Ar-Ge'de, laboratuvarda ürettiğimizde hem pratik olarak da üretip herhangi bir yola da serme kabiliyeti gösterdiğimiz için de sonuçlarını da görebiliyoruz. Problemleri de yaşayabiliyoruz. Bunların hepsini ortaya koyabiliyoruz. Evet. Evet, peki fuar nasıl geçiyor sizin için? Fuar tabii aslında şöyle bir şey var. Tabii ki fuarlar eskidendi. Yani bunu itiraf etmek lazım. Şimdi bu internet dünyasında fuarların çok önemi yok. Çünkü istediğiniz hemen tek bir tuşta herhangi bir ürüne, herhangi bir malzemeye ulaşabiliyorsunuz. Ancak böyle ihtisas fuarlarının önemi var. O da şu, uzman olan bazı arkadaşların standlarında olması nedeniyle ayaküstü bile olsa soracağınız birkaç şey, alacağınız birkaç tane kelime sizler için önemli olabiliyor. Onun için de dünden beri hem üst katta da tünelcilik sempozyumun olmasından dolayı gelenler genellikle hem ziyaretçiler hem standtaki arkadaşların tamamı konularını bilen, bu işi bilen uzmanlar. Onun için de benim için son derece verimliydi. Dün sabah bütün standları dolaştım, dün akşama kadar. Bizim standımıza gelen giden, gerek karayolcu olsun gerek sektörden olan arkadaşlarla çok paylaşımlarımız oldu. Evet. Bizim için güzel geçiyor. İnşallah bugün de yarın da öyle geçecektir diye umuyoruz. İnşallah diyelim. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi İbrahim Bey? Mutlaka bir hedef koydunuz. Bundan sonraki hedeflerde neler olur, nerelerde görebiliriz? Yani bizi ispat anlamında diyorsanız bizim hedeflerimiz sürekli var zaten. Hiç olmayan, yani böyle yedek hedeflerimiz bile var. Bu olmazsa bu diye koyduğumuz hedeflerimiz sürekli var. Bizim zaten prensiplerimiz belli. Çok büyük projelerde yer almak, çok büyük projeleri yapmak. Yani devletin şirketi olmanızdan dolayı da çok şükür mali imkanlar olarak da iyi durumdasınız. Dolayısıyla da bizim için üst düzey projelerde olmak her zaman birinci hedef.
İşte bir üçüncü köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, işte Körfez Köprüsü, şu an devam eden Orhan Gazi, Osman Gazi Köprüsü. Bundan birkaç ay önce İstanbul'dan kalkıp gidip Adıyaman'daki Nisibi Köprüsü, Malatya'daki Hekimhane Köprüsü, onun oralarda yaptığımız mastik asfaltlar ki Türkiye'de biz mastik asfaltın tek üreticisi ve uygulayıcısı biziz. Sürekli de her köprünün durumuna göre, her trafiğin durumuna göre de bunları değiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Tabii sadece onunla kalmıyor. Geri dönüşüm var. Asfalttaki geri dönüşüm Türkiye'deki öncü olan biz. Bizim ürettiğimiz her ton asfaltın içinde mutlaka geri dönüştürülmüş malzeme var. Bunu hem doğal kaynakları korumak anlamında hem de çevreye katkı anlamında yapıyoruz. Tabii bunların maliyetleri de var ama hem yatırım maliyetlerini hem Ar-Ge maliyetlerini biz minimize ediyoruz kendi kendimize. Ama sektöre bu abiliği yapmak lazım. Biz bu sistemleri oturtturduktan sonra bizden sonrakiler devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, biz de başarılar dilerim. Hedefleriniz onda. Efendim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu keyifli röportajdan dolayı teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hizmet ve ticari hayatınıza başarılar dilerim size. İnşallah. Peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere başkentimiz Ankara'dan seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. İsfalt firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez CEO'nda.